Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürümüz Sayın Soydan Tevfik Karahan müdürümüzün başkanlığında başlattığımız Yeni Mahalle Akademi öğretmen ve yönetici eğitimlerine hoş geldiniz. Bugün değerli hocamız Uşak Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erol Duran hocamızı dijital okuryazarlık konusunda faydalanacağız kendisinden. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Hoş bulduk. Merhaba. Tekrar. Merhabalar. Müdürümüz burada mı Osman Hocam? Evet, burada hocam. Soydan müdürümüz burada. Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Soydan Tevfik Karahan müdürüm, hoş geldiniz siz de. Açılış konuşması yapmak üzere kendisini takdim ediyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Hepinize iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Öncelikle öğretmen arkadaşlarımıza değerli tüm öğretmenlerimize diyelim, okul müdürlerimiz de var, onlar da meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Sevgili Erol Duran Hocam, Profesör Doktor Erol Duran Hocam da Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza, Yeni Mahalle Akademimize. Biz sizin gibi akademisyenlerle öğretmenlerimizi buluşturmak istedik. Sonuçta uzaktan eğitim portalı ve sizden istifade etmek istedik hocam. Bizi kırmadınız, buna katılım gösterdiniz, emek veriyorsunuz, destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için öncelikle. Tabii pandemi koşulları bittikten sonra sizi yüz yüze dinlemek de isteriz yeni mahallemizde. İnşallah sizden bu öğretmen eğitimleri konusunda, akademi konusunda sürekli bir eğitim almak isteriz hocam. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Çok fazla lafı uzatmadan öğretmenlerimize sizi baş başa bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Soydan Tevfik Karahan müdürüme teşekkür ediyoruz. Erol Hocam söz sizde. Sabırsızlıkla dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz beni çok mutlu etti. Onu söylemem gerekir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz aradılar ve talepte bulundular. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü biz akademisyenler için öğretmenlerle buluşmak büyük bir nimet. Çünkü sahayla buluşuyoruz ve aslında gerçeklerle buluşuyoruz. Bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Simeoye Hocam size de çok teşekkür ediyorum süreçte. Bugün dijital okuryazarlık konusunu anlatmaya çalışacağım. Şu an 100 kişinin katıldığını görüyorum. Katılımcıların tamamını sevgiyle selamlıyorum. Dinlemek çok zordur. Yaklaşık 40 dakikalık bir anlatımım var. Anlatımımın sonunda isterseniz bir müddet daha soru-cevap kısmı yapabiliriz. Ben dijital okuryazarlık konusunu niye anlatıyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Çok sevdiğimden anlatmıyorum, onu söyleyeyim. Yani çok sevdiğim bir konu değil bu. Ancak bu konu, yani dijital okuryazarlık konusu maalesef çalışmamız gereken bir konu. Yani bunu yok sayamıyoruz. Şimdi diyeceksin ki sevmediğin konuyu niye anlatıyorsun? Sevmiyorum çünkü dijital unsurlar benim gözümü yoruyor, belimi ağrıtıyor, bana kaygı veriyor vesaire vesaire. Ben yüz yüze olanı seviyorum. Buradaki herkes gibi. Birazdan tabii neden bunu sevdiğimi de tanımlayarak anlatacağım. Kıymetli arkadaşlar, ilk önce dijital kelimesinin ne anlama geldiğini, okuryazarlık kelimesinin ne anlama geldiğini, dijital okuryazarlık kelimesinin ne anlama geldiğini ve bunların tarih süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Bir paylaşımda bulunmak istiyorum değerli hocalarım. Sümey Hocam, eğer görünmüyorsa masaüstü lütfen görünmüyor der misiniz? Şu anda herhangi bir yazı yok sanırım. Henüz yansımadı ya da dosya açılmadı. Tekrar deneyin isterseniz hocam. Evet, sunum Şu an geldi hocam. değil mi?
Evet, dijital okur yazarlık şunu anlatman lazım. Endüstri 4.0'ı çok duyuyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Ve eğitime yansımalarını konuşmamız gerekiyor. Şöyle kısaca tarihinden bahsedersek, Endüstri 1.0 1750 yılında başlıyor takriben. Biliyorsunuz su buharının gücü keşfediliyor. Su buharının gücüyle mekanik üretim sistemleri üretiliyor. Ve Endüstri 1.0 başlıyor. Endüstri 1.0 başlayınca tabii eğitim de bundan etkileniyor ve eğitim 1.0 dediğimiz şeyi konuşmaya başlıyoruz. Davranışçılığı konuşuyoruz. Hani her birimizin üniversite eğitiminde sıklıkla duyduğu bir eğitim paradigması vardır ya, davranışçılık. O başlıyor. 1830 yılına kadar ağırlıklı olarak bu devam ediyor. 1830 yılında Endüstri 2.0 başlıyor. 1969 yılına kadar devam ediyor. 2.0. Üretimde serileşme dediğimiz seri üretim başlıyor. Hatta şunu duymuşsunuzdur. Ford otomobillerinin seri üretimi başlıyor. Peki eğitime nasıl yansıyor bu durum? Eğitimde bilişsel paradigmayı konuşmaya başlıyoruz. Bilişselciliği konuşuyoruz. 1969 yılından itibaren üretim otomasyonu ve sayısallaşmayı konuşuyoruz endüstride. Yani elektronik sistemler ile bilişim sistemleri entegre oluyor. Biz de bu yıllardan itibaren eğitimde yapılandırmacı yaklaşımı konuşmaya başlıyoruz. 4.0 geldiği zaman, yani nesnelerin interneti, yapay zeka, robotistler ve robotlar aracılığı üretim yılı 2011 yılında başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra ise biz artık dijitalleşmeyi, dijital okuryazarlığı, dijital öğrenmeyi, uzaktan eğitimi daha sıklıkla konuşmaya başladık. Yani küresel salgınla biz tabii bu sene uzaktan eğitim yaptık ama küresel salgın olmasaydı biz derslerin tamamına değil ama derslerin bir kısmını uzaktan eğitim yapacaktık zaten. Hatırlarsanız 2023 eğitim vizyonunda bundan bahsediyordu. 2023 eğitim vizyonu 2018 yılında yazıldı biliyorsunuz. Ve o 2023 eğitim vizyonunda tekillik çağı denilen bir çağdan bahsediyor. Orada bundan bahsediyordu zaten ve dünya buna doğru gidiyordu. Dijitalleşme daha çok biz ekranlar aracılığıyla bununla karşılaştık. Ekranlar derken şunu kastediyorum. Bilgisayar ekranı, televizyon ekranı gibi ekranlardan, cep telefonu ekranı gibi ekranlardan bahsediyoruz. 1920'li yıllar televizyon dünyada artık evlerde dahi görünmeye başlanıyor. Tabii Türkiye'de bu 1960'larda görünüyor daha çok. 1940'lı yıllarda bilgisayar evlerde görünüyor. Dünyada bu. Türkiye'de ise bilgisayarlar 1980'li yıllarda evimize giriyor. 1970'li yıllarda dünya cep telefonuyla tanışıyor. E-mail atmayla tanışıyor. Biz Türkiye'de 1990'lı yıllarda cep telefonuyla tanışıyoruz ve e-mail atmayla tanışıyoruz. 1980'li yıllarda dünya e-posta kullanımı ve Usenet gruplarıyla tanışıyor. Biz bununla 1990'lı yıllarda tanışıyoruz. 1990'lı yıllarda dünya elektronik portallarla, ticaret portallarıyla tanışıyor. Altavista ile tanışıyor. Google'un biliyorsunuz atası deniyor ona. Biz bunlarla 2000'li yılların başında tanışıyoruz. 2000'li yıllarda tabii dünya ile beraber biz de sosyal ağlarla tanışıyoruz. İnternette dolaşıyoruz, müzik indiriyoruz. Günümüzde ise bakıcıları dijital metinler olan ilk nesil çocuklar yetişti biliyorsunuz. Dijitalleşmenin durumu böyle. Ve kısa süre içerisinde kalem ve kağıdın sonunda geleceğini biliyoruz. Bu tarihsel süreçten sonra burada bir fotoğraf paylaşmak istiyorum.
Yıl 1992. Ben o zaman ODTÜ'de öğrenciyim. Hazırlık okuyorum o zaman. Bu abiler de, bu büyükleriniz de internet kablosu düşüyorlar ODTÜ'ye. Ve aslında yolun sonu burada başlıyor. Ya yani yol burada bitiyor. Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hani yeni dünya düzeni, yok hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok efendim yeni normal gibi şeyleri duyuyoruz ya. Aslında bu tarihten sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Şimdi dijital yerli ve dijital göçmen kanunlarından bahsetmek istiyorum. Ben konuşmamın başında şunu söyledim. Ekran sevmiyorum dedim. Ekran benim gözlerimi yoruyor, ekran benim belimi ağrıtıyor, ekran benim parmaklarıma iyi gelmiyor, ekran bana kaygı veriyor gibi cümleleri kullandım. Çünkü ben dijital bir göçmenim. Ve yeni mahallede öğretmenlik, müdürlük yapanların da çoğunun dijital göçmen olduğunu düşünüyorum. Dijital göçmenlik şu demek, doğum tarihiyle ilgili bir şey bu. Eğer yaşınız 30'un üzerindeyse dijital yerli olmanız çok mümkün gözükmüyor. Ancak dijital melez olabilirsiniz. Aramızda 30 yaşın altında birisi varsa, yeni mahallede öğretmen ya da okul müdürü ise onu tanımak isterim. Yani öyle birisi var mı bilmiyorum. Çok garipserim. Şöyle eğer ekranlar açık olanlar varsa, ki uzaktan eğitimde, online konferanslarda kurallardan birisi yüz yüze eğitimdeki göz göze bakma kuralıyla aynı anlama gelen kamerayı açma kuralıdır. Bakıyorum çoğunun kamerası kapalı. Gülsüm, İstiklal İlkokulu, Gülfüz, İsa, İstiklal, Nusret Pala, Asife Türkşef, Rabia Can, onlara bakıyorum. Vallahi dijital yerli gibi duruyorsunuz. Neslihan Şen, Canan Arslan, Mustafa evet. Bu grup dijital yerli bir grup. Abdullah Kaplan, Selmin, Zeynep, Belma bilmiyorum tam karanlıktan görünmüyor ama belki dijital yerli olabilir. Dijital yerliyse yeni mahallede ne işi var? Onu tabii o biraz şaşırtır beni. Evet, dijital ağırlık dijital yerlisiniz. Yani yüzünüze bakarak dijital yerli denebilir mi? Denir çünkü 25, 24, 27 yaşlarındaysanız dijital yerli olma ihtimaliniz var ama aksi halde dijital yerli olamazsınız. Neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Keskin ifade kullanmam sebebi şu. Doğduğunuzda evde internet yoktu. Çünkü Türkiye'ye 1992'de geldi internet. ODTÜ'ye geldi. Evlere ise 98-99 yıllarında geldi ve o tarihlerde doğmuş olan birisi var mı bilmiyorum. Hani o bakımdan dijital yerli diyorum size. Dijital yerliler şunu yapıyorlar. Kitap okumayı daha çok seviyorlar dijital metin okumaktan. Dijital yerliler bir metni çıktı alıp okumayı daha çok seviyorlar. Kalemi kağıt daha çok seviyorlar. Dijital yerliler ise daha çok dijital oyunları seviyorlar. Sadece internette araştırma yapıyorlar. Kütüphaneye gitmiyorlar araştırma yapmak için. Bu tür farklılıkları var. Hatice Aydınlı Hocam diyor ki ruhumuz genç. Evet, ruhunuzun dijital yerli olduğunu düşünüyorum. Lakin bu kötü bir şey değil bu arada dijital yerli, dijital göçmen olmak. Kötü bir şey değil. Onu söylemem lazım. Dijital okuryazarlıkla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Okuryazar ne demek? Bunu konuşalım. Okuryazar demek, okuyan yazan kişi demek değil sadece. O 1900'lü yılların, 1800'lü yılların tanımı. Okuryazar demek şu demek değerli arkadaşlar. Dinleyen, gören ve okuyan ve bu yolla veri alan, yani zihne veri alan, bunu zihinde yapılandıran, bu yapılandırmadan sonra bunu görsel yollarla, sözel yollarla, yazılı olarak ifade eden, bununla yetinmeyip, iki eylem var bakın, bir anlama eylemi var, bir anlatım eylemi var. Bu iki eylemle yetinmeyip,
toplumdaki karmaşık ya da basit problemlere çözüm üreten, ayrıca iyiyi daha iyiye götüren kişiye biz okuryazar diyoruz. Eğer bu dört eylemden birisini yapmazsanız, yani anlayabilme, anlatabilme, problem çözme ve özgün katkı sunma dediğimiz dört eylemden birisi eksik ise kendimizi okuryazar diyemiyoruz. Yeni tanım bu. Dijital okuryazar ise ekranda yer alan metinleri, bu metinler görsel metinler, animasyonlar, sesler, yazılar, bu metinleri anlamlandırma, zihinsel süreçlerden geçirerek anlamlandırma ama, yani yorumlama, sorgulama, eleştirme, anlamlandırma ve bu yoldan hareketle de, buradan hareketle de içerik üretme, dijital içerik üretmeye biz dijital okuryazarlık diyoruz. Faydaları var, zararları var. Faydaları şunlar: bir defa dijital okuryazarlığa sahip bir birey öğrenirken mekan ya da zaman kısıtlamasından muaf oluyor. Şu an sizler dijital okuryazarlık yapıyorsunuz. Beni dinleyenler için söylüyorum. 99 kişi için söylüyorum. Şu an bakın saat 8 bir akşam vakti ve her birimiz farklı bir mekanlardayız. Böyle bir kolaylığı var dijital okuryazarlığın. Başka bir kolaylığı ucuz. Yani şu an benim Ankara'ya gelmem, sizlerin evlerinden çıkıp Ankara'da bir konferans salonunda bir araya gelmemizin bir ekonomik maliyeti var. Bunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca araştırma yaparken kitaplar almak yerine kütüphaneye gitme zorunluluğundan daha ziyade ücretsiz olarak erişebiliyorsun dijital metinlere. Kağıt tasarrufu sağlıyor. Metinler arası anlam kuruyorsunuz bu yolla. Yani bir metin okurken linkler aracıyla başka metinlere gidiyorsunuz ve bir anlam kuruyorsunuz. Başka bir faydası ise engelli bireyler için dijital okuryazarlık basılı kitap okumaktan daha elverişli. Tabii zararları da var. Bir zararı alışkın olmayan metinsel ölçütler. Yani metinlerin boyutları, puntoları. Başka bir sınırlık dijital metinlerdeki telif hakkı. Şimdi kitabı para veriyorup alıyoruz. Kimsenin hakkına girmiyoruz, kul hakkına girmiyoruz. Ama elektronik metinlerde kul hakkına girme meselesi var. Hukuki bir sıkıntı da doğurabiliyor. Dijital cihazları kullanma yeterliliğine sahip değilseniz dijital okuryazarlığa sahip olmakta zorluk çekiyorsunuz. Bu da başka bir sınırlılık. Biraz önce saydığım işte göz sulanmaları, göz kızarıklıkları, göz kurulukları, zihnin çabuk yorulması, psikolojik bazı meseleler de beraberinde bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Ekrandaki metinlerin deki sesler, animasyonlardaki o hareketlilik de beraberinde dijital okuryazarlığın sınırlıkları. Ama şimdilik, bakın bu önemli, şimdilik sınırlılığı. Çünkü yayın evleri zamanla bu tür problemleri çözebiliyorlar. Örneğin daha önce dijital metinler böyle şu an sizin baktığınız gibi dikey ekranlardan okunurken zamanla Kindle'lar aracılığıyla okunmaya başlandı, biliyorsunuz Kindle'lar aracılığıyla. Zamanla şey sesi verildi, dijital metinlerde kitap sesi verildi. Birazdan bir kitap sesi göstereceğim. Ve şimdi koku, kitap kokusu verilmeye çalışılıyor. Zamanla ekran parlaklığını mata dönüştürüp gözü yormayı engelleyen bir yöne doğru da gidiyor. Bazı uygulamalar var. Uygulamalardan önce sormak istediğiniz bazı hususlar var mı? Bu konuda sormak isterseniz buraya kadar olan şeyler hakkında konuşabiliriz. Arkadaşlar, sorusu olan chat kısmına yazabilir ya da el işaretini basarsanız oradan sesiniz açılacaktır. Genel itibariyle sesler kapalı hocam. Şimdi buraya kadar teorik kısmı anlattım. Dijital okuryazarlıkla ilgili meselelerin teorik temellerini anlattım.
Ama bundan sonrası daha çok uygulama ağırlıklı olacak. Şimdi verilecek diye bir soru var. Bunlar üzerinde çalışılan meseleler. Japonya'da bir uygulama yapıldı. Koku aktarımı, yani nasıl e-mail atıyorsunuz ya, hani e-mail atmak gibi kokuyu acaba gönderebilir miyiz çalışmaları yapılıyor. Bunun zor olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Bunun zor olduğunu düşün. Ben de zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben dijital bir yerliyim. Bunu kabul edersek her şey daha kolay olacak İknur Hocam. Yani şimdi üç boyutlu biliyorsunuz şeyler var, cihazlar var. Bunlar şeyi gösteriyorsunuz, üç boyut halini getiriyor. Bunlar aslında ışınlanmanın ön ayakları bu işler. Nasıl siz bir üç boyutlu cihaza nesneyi gösteriyorsunuz, bilgisayar içerisinde o nesneyi üretiyor. Bunu 5-10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne hale geleceğini düşünün. Yani ışınlanma tabii belki 5-10 yıllık mesele çözülemez ama 50 yıl sonra, 60 yıl sonra ışınlanma, bırakın kokuyu, koku ışınlanmasını bırakın, insan ışınlanması hakkında konuşuyor olacağız. Bu bakımdan bu tür meseleler, yani dijital okuryazarlık öğrenmeyle ilgili meseleler çok hızlı ilerliyor. Bir el kalkıyor. Leman Hocam, buyurun. Şimdi şöyle, aslında ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Akşamın bu saatinde vaktinizi bize ayırdığınız için. Gerçekten güzel seminerler, gerek Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim'e, gerek bize eğitim veren katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben teknoloji tasarım öğretmeniyim. Teknolojiyi yakından takip etmeye çalışıyorum. Yıllarca önce 2020 yılının evleri diye TÜBİTAK'ın bir dergisinde okumuştum. Çok dikkatimi çeken şeyler vardı. Onlardan bir tanesi de 2020 yılında evlerimizi işte küçük robotlar olacak. Robot süpürgeler, o süpürgeler evlerimizi süpürecek filan dendiğinde. Bana böyle sanki bir evimizde böcek varmış da işte dolanıyormuş gibi falan gelmişti. Ama biraz da uzak gelmişti aslında. Çok da hani böyle insanın inanası da gelmiyor. Ama gerçekten de 2020 yılında bu süpürgeler piyasaya sürüldü ve şu anda birçok evde özellikle çalışan hanımlar çok tercih etmeye başladılar. Bu süpürgeler hayatımıza girdi. Kurup bırakıyorsunuz evinize ve evinizi temizliyor. Onun için sizin burada bahsettiğiniz bu konular da hani bize uzak gibi geliyor ama aslında bu söylenen şeyler çok yakın tarihlerde de hayatımıza birdenbire girmeye başlıyor. Evet hocam, haklısınız. Yani ben 1992 yılında internette tanıştığımda ODTÜ'de anlamadım. Yani kendimi özür dilerim, yani zekası gerisi olarak düşünmüştüm. Niye bir insan başka bir insana internetten e-mail atar ki? Zaten e-mail atmayı bize 8 ay önce öğretebildiler. Çünkü öğretenler de bilmiyordu. Neler anlatıyorlar o zaman? Navigasyondan bahsediyorlardı. Mesela ileride 90'lı yılların başından bahsediyorum. 92'den bahsediyorum. İleride işte şey olacak. Arabanıza bir tane alet yerleştirilecek. O alet sizi bir yere götürecek. Haritaya gerek duyulmayacak deniyordu. Bunlar da atıyorlar diyorlardı. Diyordum ben. Bunun gibi mesela şimdi ışınlanma olacak. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki dün Miraç Kandili'ydi biliyorsunuz. Miraç Kandili'ydi. Miraç Kandili'ndeki meseleyi biz 1990'lı yıllarda Allah Allah diyorduk ya, böyle şey mi olur? Yani peygamberimiz hop şeye gitmiş, Kudüs'e gitmiş. 1700'lü yıllarda, 500'lü yıllarda, 700'lü yıllarda, 800'lü yıllarda buna inanmak çok zordu. Şu an inanmak zor mu? Yani ben şu an evimden çıksam 2 saat sonra Kudüs'teyim. Yanlış mı? Işınlanma olduğu zaman, ki ışınlanmanın bir ibaresidir. Yani yerde yer şey oluyor biliyorsunuz. Hızlıca yer yaklaşıyor size. Bir mekan hızlıca yaklaşıyor size. Bu ışınlanmanın işaretidir. Bu tür meseleleri
Artık ben hiçbir şeyin olmayacağı, yani her şeyin olacağına inanan birisiyim. Her şey olabilir dünyada. Uygulamalara geç. Tabii şöyle bir şey de söylemem lazım. Dijital okur yazarlık, dijital öğrenme benim sevmediğim bir alan olmakla beraber çalıştığım bir alan. Şu an gözlerim biraz mesela sulu. Ondan dolayı sevmiyorum. Çünkü gözüme iyi gelmiyor. Sevmem nedenim bu. Şu an ilaç kullanıyorum. Uzaktan eğitimden dolayı. Mesela bunu çözseler ben bu işi severim. Bunu çözerler. Yani çok uzak olmayan bir zamanda yayın evleri, bilgisayar şirketleri bu meseleyi çözerler. Yani ekranlardaki bu sorunu çözebilirler. Devam ediyorum. Şimdi eğer bizler, ben bunu sevmiyorum, bu bana uygun değil diye biz akademisyenler ve öğretmenler bundan uzak durursak ne olur? Ya, ölüm mü var sonunda? Abdullah Hocam, ne dersin? Abdullah Kaplan sanırım. Yani biz öğretmenler, lan arkadaş aman kitap okuyacağım ben, dijital metin okumayacağım, sadece kitap okuyacağım öğrencilerime dersek ne olur? Yani ne kaybederiz, ne kazanırız? Abdullah Kaplan Hocam'ın büyük ihtimalle sesle ilgili sorunu var. Abdullah Hocam açtım. Sesimizi evet. Alabiliyorsunuz mu hocam? Hocam sesiniz gelmiyor Abdullah Hocam. Abdullah Hocam mikrofonunuzda bir sıkıntı var galiba. Teknik olarak görünmüyor mikrofonunuz. Şu an geliyor mu hocam? Evet şu an geliyor hocam buyurun. Geliyor hocam evet. Biz öğrencilerimiz dijital metinlerle karşılaştırmaz isek ne kaybederiz? Ne kazanırız? Yani değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu kaçınılmaz bir son. O yüzden dünyadaki trend, eğitim trendi bu yönde gidiyor malumunuz. Örneğin artık eğitimler Udemy'den, YouTube'dan çok popülerleşti. Artık kimse bir konferans salonuna gidip yani en azından bir kursa gidip eğitim almıyor. Daha çok bilgisayardan eğitim alıyor. Örneğin mesela ben kendi adıma konuşursam KPSS'yi hazırlarken dershaneye gitmedim. Pandemi yoktu. Yani pandemi yokken ben gitmedim dershaneye ve o şekilde hazırlandım. Çok evet. Da faydasını gördüm. Dolayısıyla aslında yabancı olmadığım bir konu. Aynı şekilde şimdiki öğrencilerin de bunu yadırgaması veya öğretmenlerin bunu yadırgaması geçicidir muhtemelen. Çünkü eğitim artık globalleşiyor. Dolayısıyla kaçınılmaz bir son olarak görüyorum hocam. Peki hocam, teşekkür ederim. Biliyorsunuz eski öğretmenler, emekli gelmiş öğretmenler anılarını anlatırlar ya. Ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Yıl 1999, özür dilerim 2000 yılında ben Gazi Üniversitesi Vakıf Koleji'nde öğretmenlik yapıyorum Ankara'da o zaman. Maltepe'de bilenler bilir. Gazi Üniversitesi'nin bir koleji var. Hala devam ediyor. Öğretmenlik yaparken bir müfettiş geldi. Müfettiş işte sınıfa girdi. Teftiş yaptı ve çıkışta da dedi ki elinde bir tane alet var. Alete de bunu diyor. Yani alet söylemiyor. Elinde bir disket var. SSD disket var. Şimdi ben disketi dedi bilgisayarda bunu yazacağım dedi. Bana yardımcı olur. Şu an benim sesim geliyor mu? Sıkıntı yok değil mi? Erol hocam bir 20 saniye hafif bir parazit yaptı. Ama az da olsa Şu an sesim geliyor mu hocam? Evet şu an sesiniz tamam, geliyor evet. Hocam şu an burada ezan okunuyor. Ezan okunduğu zamanlarda internet ufak bir sıkıntı çıkabiliyor bizde. Evet bir 20 saniye hafif oldu bir. Evet şu an sesim geliyor herhalde. Evet şu an sesim gayet net. Güzel hocam. Hocam Gazi Üniversitesi'nin kolejinde öğretmenlik yaparken bir müfettiş gelmişti 2000 yılında. O zaman şöyle bir şeyle karşılaşmıştım ben. Müfettiş teftiş ettikten sonra eskiden teftiş vardı biliyorsunuz. Şimdi pek yok. Dedi ki bu diskete dedi benim bunu yazmam gerekiyor dedi. Bana yardımcı olur musun dedi. Dedim hocam dedim tamam sen disketi tak ben yazayım dedim. Disketi takacak yeri bulamamıştı. Ben dedim ki Allah Allah ya bu adam artık dedim emekli olsun ya.
O zaman ben daha bıçkın delikanlıyım, gencim daha. Şimdi emekli olsun bu artık dedim. Bak önümüzde açsın artık devlette. Şimdi gençlerin bakış açısı böyle olacak. Yani biz şu an eğer dijital okuryazarlığı, dijital öğrenmeyi, dijital okuryazarlık Web 2.0 araçlarını öğrenmez isek o müfettişin düştüğü duruma düşeceğiz. Ve sistem bizi itecek, emekliliğe itecek. Emekli olmazsak da ne olacağız biliyor musunuz? Hani ben 9 yıl öğretmenlik yapmış birisiyim. Bazı okulların öğretmen odasında bir tane yaş almış bir öğretmen olur. Yeniliklere kapalıdır. Bazı okullarda var, her okulda yok. Sürekli şey yapar, somurtur ve sürekli der ki ya bu olmaz, eskiden böyle miydi? Bu ne biçim bir eğitim? Eğitim bozuldu gibi biraz doğru, biraz yanlış. Doğru olan tarafları da vardır tabii. Ama hep böyle yeniliklere uzak bir bakış açısıyla bakar. Huysuz bir birisi olur. Eğer ben Erol Duran olarak sevmediğim halde dijital okuryazarlığa el atmamış olsam bu konuma düşeceğim. Sizlerin de benzer konuma düşeceğinizden eminim. Eğer uzak durursanız bu meselelere. Tabii şunu söylemiyorum ben. 30 saatlik dersin 30 saati de uzaktan eğitim olmalıdır. 30 saati de dijital web 2.0 araçlarıyla yapılmalıdır demiyorum. Böyle bir şey eğitimin doğasına ters. Ama 30 ders saatin haftada 2-3 ders saatinin daha fazla olmasına bence gerek yok. Yani 3 olur 5 olur ama daha fazla kesinlikle olmaması lazım. 2-3-5 o saatlerinin uzaktan eğitimle, dijital öğrenmeyle, dijital okuryazarlıkla yapılmasının yeni dünyada yani eğitim 4.0'da daha uygun olduğunu düşünenlerden. Birkaç uygulama gösterip devam edeyim isterseniz. Şimdi değerli arkadaşlar, dijital okuryazarlık uygulamalarının bir tanesi şu. Biliyorsunuz aslında 4 tane uygulamadan bahsedeceğim. Şu an masa üstüm gözüküyor mu? Sümeyye Hocam. Şu anda gözükmüyor hocam. Masa üstüm gözükmüyor. Evet. Az önce bir paylaşım oldu, tekrar gitti hocam. Şu an gözüküyor mu hocam? Evet, şu an gözüküyor. Geldi. Hocam 4 tane dijital okur yazarlık ürünü var. Dijital metin var daha doğrusu şu an piyasada. Etkileşimsiz metinler var. Etkileşimli metinler var. Arttırılmış gerçeklikle oluşturulmuş metinler var. Bir de kodlamayla oluşturulmuş metinler var. Yani 4 tane dijital okuryazarlık ürünü görüyoruz. Bir tanesini ben paylaşmak istiyorum. Örneğin bu paylaştıklarım dijital etkileşimsiz metinler. Bunu zaten sınıflarda kullanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi şöyle metni çocuğun önüne koyuyorsunuz. Çocuk bu metni okuyor. Bunu bildiğinizi varsayarak hızlı geçiyorum. Bir tane hikayenin dijital metni. Çocuk bunu basılı halde okumak yerine buradan okuyor. Biz buna etkileşimsiz kitap okuma diyoruz. Yaptığımız bir uygulama yok sınıf içinde bununla ilgili. Yaptığımız herhangi bir etkinlik yok. Nasıl çocuk bunu, çocuk bir kitabı okuyor, bir kenara çekilip okuyor ve ara sıra düşünüyor kitapla ilgili. Bu metinleri de okumasını bekliyoruz. İşte görsellerine bakmasını bekliyoruz vesaire. Tabii bu iki türlü bir iş. Bir tanesi de gene etkileşimsiz ama animasyon odaklı. Sesi gelmiyor da söyleyeyim. Sümeyye Hocam sesi geliyor değil mi? Sesi geliyor hocam.
Memleketin birinde sülün kız derler. Bir kız varmış. Ne kimsenin bir tüyüne dokunur, ne de yerdeki karıncayı incitirmiş. Ama Allah kalbine göre vermemiş. Yoksa... Günün bakın, birinde bu... babasını elinden alınca bir korku gelip dalına binmiş. Ne bir dağda yağmurumuz var, ne bir bağda yaprağımız... Öğrencilerimizin yaptığı ürünler bu arada. Yani üniversitedeki öğretmen adaylarının yaptığı ürünler bunlar. Bugün sizler için bir masalım var. Yani masalımın ismi Karavesir. Başladı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir sarayın içinde bir padişah yaşarmış. Birkaç örnek. Dijital etkileşimsiz metinlere birkaç örnek de şuradan göstermek istiyorum. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir web site var. okuyanbalik.com. Bunu duyduğunuzu biliyorum. Duymuşsunuzdur mutlaka. Anaokulları ve ilkokul 1-2 için hazırlanmış. Mesela eğer çocuk sınıfınızda görme engelli bir çocuk varsa ya da anaokulu öğretmeniyseniz örneğin eğlenceli aynalar metni. Dinleme metni olarak dijital bir metin okuyun. Eğlenceli aynalar. Annem, Ececiğim bugün hava çok güneşli. Güneş kremini iyice sürdün mü? Dedi. Merak etme anneciğim, iyice sürdüm. Şapkamı da taktım. Yumak, hoşça kal. Okulun servis aracı geldi. Bu araç bizi bilim merkezine götürecek. Bilim merkezinde çalışan görevli... Tabii burada onlarca hikaye var. Eğer çocuğunuz okumayı öğrendiyse, ilkokul birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren, bir ve ikide bu metinleri aynı zamanda hem televizyondan hem bilgisayardan bunları çocuklara okutabilirsiniz. Bakın şuradan, hani biraz önce demiştim ya, sayfa sesi çıkartarak yapılmış bir iş bu. Gene etkileşimsiz bir kitap bu. Yani sadece okunan metinler var. Kısa metinler bunlar. Zaten ilkokulda ve anaokulunda biliyorsunuz bir metnin dijital ya da basılı metin olması fark etmeksizin bir metnin anaokulunda 5 dakikayı, ilkokul 1-2'de 7 dakikayı geçmemesini öneririz biz. Yani kısa metinler olsun. Bunlar etkileşimsiz metinlerdi. Bir de etkileşimli metinler var. Dijital okuryazarlıkta ikinci tür bu. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir el sürekli dokunuyor kitaba. O el dokundukça hikaye devam ediyor. Etkileşim kitaplar şu an için sayıca çok az ama şurada bazı örnekler var. Onları ben size göstereyim. Erol Hocam kusura bakmayın. Açtığınızda ayrı bir sekmede açıyor galiba. Biz sadece klasör olarak görüyoruz. Yeni bir sekmede mi açtığından alamadık görüntüyü? Şu an görüntüyü alamadınız mı hocam? Evet, yok, görüntüyü alamadık hocam. O zaman ben görüntüyü tekrar gösteriyorum. Yeni bir sekmede açıyor galiba. Kusura bakmayın. Şu an görüyor musunuz hocam masa üstünü? Evet, şu an masa üstünü görüyorum hocam. Oynayan videoyu göremiyoruz hocam. Keloğlan ve kuyudaki dev. Yok. Sadece dosya gözüküyor hocam. Dosyanın ismi görünüyor sadece. Anladım. O zaman nasıl paylaşacağım ben bunu? Bir daha paylaşmaya çalışayım. Tam ekran paylaşımı olabilir. Belki yeni sekmede açınca bir önceki sekme görünüyor bize galiba.
Şimdi şöyle dur, bunu açayım hocam. Şimdi çözdüm hocam. Çözdüm. Şu an görünüyor değil mi? Şu an görünüyor. Kelo olan ve kuyuda klasör şeklinde açılan pencereyi göremedik biz. Allah Allah. Nasıl yapacağız bunu? Bu sıkıntıyı daha önce çıkarmıyordu. İşte dijital göçmen olunca böyle oluyor demek ki. Bir daha hocam deneyeyim. Şimdi de mi olmadı hocam? Tamam. Şimdi geldi hocam, görüntünüz. Keloğlan ve kuyudaki dev. Burada önemli olan bir elin sürekli kitaba dokunması. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Yani öğrenci biz sınav içerisinde eliyle dokunmasını istiyoruz. Motivasyon amaçlı diye. Evet, bu kitabı hazırlayanların şeyi. Tabii aslında amaç şu, oyunlara benziyor demişsiniz. Doğru. Çocuklar dijital oyunları çok seviyorlar ya. Dijital oyunları çok sevdikleri için fırsat eğitim yapmaya çalışıyoruz. Madem oyunlar seviyorlar, biz de kitapları animasyonla, oyunla çocukların önüne koymaya çalışıyoruz. Başka bir örnek vereceğim kıymetli arkadaşlar. Üçüncü örnek de şu. Arttırılmış gerçeklikle oluşturulmuş kitaplar. Üçüncü örnek grubu bu. Önce bir açayım. Şu an görüntü yoktur büyük ihtimalle. Görüntüyü de şöyle paylaşalım. Bu arttırılmış gerçek oluşturulmuş bir kitap. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bir örnek daha göstereyim bundan. Çünkü şu an göremiyorsunuz değil mi? Ben gösteriyorum ama şey yapamadım. Evet hocam, klasör adını görebiliyoruz sadece. Evet. Şimdi tekrar açıp
Zoom'un daha önce yapmadığı meseleleri yapıyor artık Zoom. Daha önce Zoom'da eğitim verirken bu tür sorunlarla karşılaşmıyorduk. Şimdi ise bu tür sıkıntıları çıkarıyor. Yani sürekli şey yapmamızı istiyor Zoom bizden. Neyse hocam, bunu gösteremedim. Bir daha açıp kapatmam gerekecek çünkü. Kusura bakmayın. Evet, şimdi bir daha açıyorum. Artırılmış gerçekte bir kitap daha göstereceğim. Sonra son kitap örneğini. Kıymetli arkadaşlar, şimdi gördüğünüz 60 gerçek doğrultulmuş kitaplar, tabii bunları artık Milli Eğitim Müdürlüklerinin Ar-Ge birimleri yapıyorlar, bu gösterdiğim kitapları, onu söylemem lazım. Bu konuda artık epey bir yol almaya başladık. Bu kitapları da yapmamızın amacı biraz önceki etkileşimli kitaptaki gibi aynı amaçla bu işi yapmaya çalışıyor birimler. Çocuklar çizgi filme alışkın, çocuklar dijital oyunlara alışkın. Bu çocuklara bu minvalde metinler ortaya çıkarmaya çalışılıyor. Dördüncü mesele ise, dördüncü husus şu. Kodlama ile oluşturma. Kodlama ile. Bir örnek, şimdi ben bir doktor öğrencisi mezun ettim yenice. Onunla beraber biz dijital kodlama ile dijital hikayeler oluşturduk. Bir iki tanesini örnek olarak göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi burada iki kısım var. Sağ taraf kodlamanın yapıldığı yer, sol taraf ise hikayenin oluştuğu yer. Web 2.0 araçlarından Scratch diye bir kodlama tekniğiyle oluşturuldu bu. Bir dijital hikaye oluşturma platformu. Biraz onlardan bahsedeceğim birazdan. Bu şekilde öğrenci kodlamalar yoluyla bu hikayedeki resimleri ve metinleri oluşturdu. Platform buna müsaade ediyor. Bu bir ortaokul öğrencisi, ortaokul 7. sınıf öğrencisini oluşturan öğrenci. Kodlar bunlar. 2,5-3 aylık bir eğitimden sonra, yani bir ortaokul 7. sınıfa bir dönemlik bir Scratch eğitimi verildi. Aynı şekilde benim doktora öğrencim de o eğitimi aldı. İkinci dönem ise bu etkinlikleri yaptılar. Bir iki örneğini gösteriyorum. İkinci bir örnek şu.
Evet. Şu an görünüyordur diye düşünüyorum. Bu da Hachiko adlı bir köpek var, yani o köpeğin hayatını anlatan, gene kodlamayla, şunlar kodları, oluşturulmuş bir kitap. Şimdi özetlersek şunu söylemeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi size 3 tane dijital okumayla ilgili, bir tane dijital oluşturmayla ilgili, yazmayla ilgili örnek sundum. Dijital okuryazarlık böyle bir şey. Yani dijital metinleri okuma ve dijital metinleri oluşturma işi. Peki ben bunu sınıflarda kullanabilir miyim sorusunun cevabını sorarsanız, kullanabilirsiniz. Zaten bu etkinliklerin birkaçı ilkokulla, birkaçı da ortaokul öğrencileriyle yapılmış etkinlikler. Yani onların oluşturdukları kitaplar, onların okudukları kitaplar. Özellikle kodlama ile, ben kodlamayı önemsiyorum, onu söylemem lazım. Kodlama ile oluşturulmuş hikayelerin, kodlama ile oluşturulmuş şiirlerin, kodlama ile oluşturulmuş bilgi metinlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kodlama biliyorsunuz bir dil ve insanlar 5 dili iyi bilmeli. Birinci dil işte ana dilini iyi bilmeli. İkinci dil doğanın ve hayvanların dilini iyi bilmeli. Üçüncü dil kodlama dilini bilmeli bu devirde. Kodlama dilini bilmeli. Bir yabancı dili iyi bilmeli ve tabii ki en önemli dil olan eşinin dilini iyi bilmeli. Bu 5 önemli dilden bir tanesi olan kodlama dili bizim vazgeçemeyeceğimiz bir dil. Bunu söylemem lazım. Arkadaşlar, bu dijital hikayeleri nasıl oluşturabiliriz sorusunu sorarsanız eğer, bu sorunun cevabı şöyle. Birkaç tane örnek şey vermek istiyorum size. Ad vermek istiyorum. Dijital hikaye oluşturma platformlarını söylemek istiyorum. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur da, bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum. Onlar da şunlar. Mesela öğretmenlerin çok kullandıkları Story Jumper, Story Bird ve Tundu. Bunlar dijital metin oluşturma yazılımları ve ücretsiz. Özellikle öğretmenlere ücretsiz sunuluyor. Kodlamayla yapmak istiyorsanız bu işi, Scratch Junior ve Scratch şeylerini, kodlamalarını önerebilirim. Bir de şunlar var. Özellikle Python çok kullanılıyor. Video editör de çok kullanılıyor. Yani bunu zaten öğretmenlerimizin bir kısmı kullanıyor. Kullanmayanlar için öneriyorum bunları. Bunlara giriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Çoğu ücretsiz. İşte orada hikayenin konusunu, karakterlerini, görsellerini seçip hikayenize ekliyorsunuz. Ben tabii şimdi soru cevap kısmına geçeyim. Yaklaşık 54 dakika oldu. Biraz zamanı aştık. Şunu söyleyip kapatayım değerli arkadaşlar. Bu bizim aslında vazgeçemeyeceğimiz, bizim maalesef vazgeçemeyeceğimiz bir yol. Dijital okuryazarlık yolu. Biraz da soru cevap kısmında bu konuyu açalım. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, soru sormak isteyenler lütfen el işaretini tıklarlarsa Osman hocam yardımcı olacak. Aranızda beni daha önceden tanıyan biri var mı? Şöyle bakıyorum. Eski öğrencim var mı, ona bakıyorum. Ben Ankara'da öğretmenlik yaptım. Ankara'daki öğretmenlerden tanıdıklarım var mı diye bakıyorum. Belki Tuğba Metin diye birisi var. Eğer benim arkadaşımsa, eğer yap benzeri değilse bir onu gördüm. Ben bu arada Ankaralıyım. Onu söylemem lazım. Ankaralıyım daha doğrusu. Yani Sincan bebesiyim arkadaşlar. Sincan bebelerini bilirsiniz. Ben Ankara'dayken gerçekten Sincan bebesiydim bu arada. Yani 8 yıl pazarcılık yaptım. Lale Gül Pazarı vardır yeni mahallede. Orada pazarcılık yaptım. Cumartesi günleri kurulurdu 90'lı yıllarda. Benzer şekilde Batıkent Pazarı vardır. Çarşamba günleri kuruluyordu benim dönemimde.
O zaman tabii Batıkent yeni kuruluyordu. Karşıda tam bir Ankara bebesi var. Onu söyle. Ankara bebesi vardı. Ha, Tuğba Metin. Evet, üniversiteden. Merhaba Tuğba. Üniversitem sınıf arkadaşım Tuğba. Tuğba öğretmenim daha doğrusu. Merhaba. Erol Hocam merhaba. Kameramla ilgili sıkıntı var ama çok mutlu oldum. Sesini duyduğuma. Tuğba öğretmenim siz misiniz? Sizin sesinize evet, ben dinliyorum. Benim doğru. Ankara'da öğretmensiniz anladığım kadarıyla. Evet Nasrettin Hoca ortaokulunda öğretmenim. Tanıdık bir yüz görmek, böyle güzel bir anlatım dinlemek çok mutlu etti beni. Fırsat bulabilir miyim diye de bekliyordum. İyi oldu hem sesimi duymak hem sesimi duyurmak. Gurur duydum sizinle. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim Tuba öğretmenim. Nasrettin Hoca Ortaokulu evet. Tam çıkaramadım. Neredeydi? Yeni Mahalle'de MİT lojmanlarının karşısında. Lalegül'de tamam. Aslında bilirsiniz orayı. Tamam biliyorum. Eski MİT binasının hemen yanında bir okul vardı. Evet, Aydın diye bir arkadaşım vardı zamanında orada, ben eğitim öğretmeni. O gitmiştim okula, hatırladım. İyisiniz yani, inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum seni gördüğüm hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Tuğba hocam. Başka soru sormak isteyen hocamız varsa, Osman hocam bir iki el gördüm sanki ama. Biz Tuğba öğretmenimle beraber staj yaptık o dediğim Gazi Üniversitesi Koleji'nde. 2000 yılıydı değil mi? Tuğba öğretmenim yanlış hatırlamıyorsam. Üniversite arkadaşısınız sanırım hocam. Evet, üniversite arkadaşıyız. Ne güzel. Durali Bezci İlkokulu'ndan öğretmen var mı burada? Ben orada Yahyalar Durali Bezci diye geçiyor evet. Artık okulumuz. Geçen yaz orada bir hafta, yok 8-9 gün orada çalıştım. Güzel bir okuldu ama okulun yarısı Suriyeli göçmendi. Öyle hatırlıyorum. Yeni Mahalle, evet. Neden konuşmuyorsunuz ya? Nesli hocam, Nesli C. Buz. Madem öyle, ben de hani öğretmenler konuşmayan öğrencilerine parmak şey yapar ya. Leman hocamın bir sorusu var galiba hocam, müsaitse. Leman hocam buyurun. Benim kameram, bilgisayarımda kameram yok. Çünkü şu anda evde 3 tane bilgisayar meşgul. Ondan dolayı kamerasız bağlanıyorum, kusura bakmayın. Ben bu kodlayarak kitap okuma, oluşturma, bunu çok anlayamadım. Biraz böyle bir iki cümleyle daha açabilir misiniz rica etsem acaba? Hocam açayım. Scratch diye bir program var. Evet. Yani o program web sitesi, yani bir web sitesi burası. Buraya hocam giriyorsunuz. Tabii önce bir kodlama dilini öğrenmemiz gerekiyor. Bu Arduino gibi bir şey mi? Tabii. Evet aynı. Yani onun benzeri bir program. Hatta Milli Eğitim Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Hoca ve Fabrika Hizmetçi Eğitim Programları açıyor biliyorsunuz. Benzer program bunlar. Kodlama dilini öğretiyorlar ve ben bile bu yaşımda 2,5-3 ayda öğrenebildim. Ki gençler tabii daha rahat öğrenebilir bu meseleleri. 2,5-3 aylık bir sürede bu kodlama dili öğreniliyor. Yani bu kodlama dilini öğrenmeden hikayeye başlayamıyorsunuz zaten. Kodlama dili öğrendikten sonra Scratch programı size önünüze zaten birçok görsel sunuyor. Bu görsellerde mekan görselleri var. Yani siz oradan mekan seçiyorsunuz. Orman mekanı, göl mekanı, ev mekanı, bahçe mekanı, havuz mekanı gibi, okul mekanı gibi mekanları seçiyorsunuz. Tabii kodlama yazarak seçiyorsunuz bunları. Aynı şekilde biliyorsunuz mekan hikayede bir unsurdur. İkinci unsur zaman mekanı. İşte güneşli bir gün, bahar mevsimi gibi bir zaman seçiyorsunuz. Sonra karakter seçiyorsunuz. İşte erkek çocuk, kız çocuk ya da işte bir kuş ya da bir tavşan gibi karakter seçiyorsunuz. Karakterin boyu uzun olsun, boyu kısa olsun, işte karakter esmer olsun, sarışın olsun gibi
Gene kodlamayla seçiyorsunuz. Daha sonra işte olay kurgusu oluşturuyorsunuz Sketch programıyla. Gene kodlamalar diliyle ve yaklaşık biz ortaokul öğrencileriyle 2-3 hafta içerisinde bir hikaye oluşturabildik. 2-3 hafta, tabii 2-3 hafta dediğim de hafta 2-3 saatlik çalışmalarla, yani 10 saatlik bir çalışma sonunda bir hikaye ortaya çıkabiliyor. Öğrenci burada dijital bir hikaye oluşturuyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Erol hocam hoş geldiniz öncelikle. Az hoş önce bulduk. Bana seslendiniz, ben mikrofonu açamadım. Valla hocam önümde 4 isim gözüküyor. Hamza evet. Güçlü, Hatice Aydınlı, Nesli Buz ve Asife Türk gözüküyor. Bunları da kim belirliyor? Yani ben bilemedim nasıl dördünüz düştünüz önüme. Belki host olduğum için görebiliyorsunuz ilk sırada. İç Milli Eğitim'de çalışıyorum ben de ARGE biriminde. Ondan. Olabilir. Evet. Sorusunu ben sormuştum. Koku sorusunu. Çok ilginç geldi çünkü bana. Hocam koku en kolayı. Gerçekten. En kolayı koku. Yani ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum koku göndermenin. Merak ettim gerçekten. Bir de şundan emin olun. Şu anki Türkiye'deki teknoloji ve Amerikalı insanların kullandığı teknoloji gerçek teknolojinin 15-20 yıl gerisinde aslında. Yani ulaşılan teknolojinin. Çünkü bir teknoloji ulaşıldığı zaman ilk önce onu teknolojiyi bulan ülke savunma sanayinde kullanıyor. Saklıyor bir müddet. Savunma sanayinde nasıl değerlendirilir diye kullanıyor. Sonrasında ise halka açıyor. Yani şu an Türkiye savunma sanayisinde kullanılan teknoloji de bizim şu an evlerde kullanılan teknolojinin çok ilerisinde bir teknoloji kullanıyor. Onu biraz saklamak zorunda bir müddet. Evet. Bir soru var hocam. Soru diyor ki kodlama dilini nasıl öğrenebilirim? Biraz önce bahsettim ya Öğretme İletişime Genel Müdürlüğü ve fabrika ile ilgili kodlama ile ilgili öğretimler yapıyor. Buna üye olabilirsiniz. Bir. İkincisi kendi kendine öğrenme şansınız var ama diyelim ki öğrenemediniz. Aylık 250-300 lira civarında özel kurslar bunu öğretiyorlar. 3-5 ay içerisinde öğrenilebiliyor bunlar. Yani Uşak gibi küçük bir şehirde bile 7 tane kodlama dili öğreten merkez var. Yani Yeni Mahalle'yi düşünemiyorum. 900 bin nüfuslu bir yerden bahsediyorum. 9 bin herhalde nüfuslu. Bizim de ara ara ilçe milli eğitim olarak kodlama eğitimlerimiz oldu. Sınırlı sayıda da olsa ama. Milli Eğitim Müdürümüzün Sayın Soydan Tevfik Karahan Müdürümüzün çok güzel projeleri var. Öğretmen destekleme atölyeleri kurmaya çalışacağız inşallah. Başarabilirsek. Çok güzel fikirlerimiz var. Öğretmenlerimize o zaman sınırsız destek verebileceğiz inşallah. Orada da bu eğitimler devam eder inşallah hocam. Hocam bakın geçenlerde bakanlıktan görevli yetkili birisi beni aradığında teknoloji tasarım atölyeleri kuruluyor ya biliyorsunuz okullara. Evet. O atölyelerin bir tanesinin ben bu tür bir atölye olması gerektiğini ikna ettim. Yakında bir forum var zaten Ankara'da. Bir tanesi dijital okuryazarlık atölyesi olacak. Yani olması gerekiyor. Çünkü dijital hikaye oluşturma, dijital metinler, medya okuryazarlığı, dijital metinlerle medya okuryazarlığı gibi metinlerin oluşturulduğu ya da okunduğu bir atölyenin oluşması gerekiyor. İşte kodlama da aynı şekilde bu atölyeye girecek. Yani siz eğer ki yaparsanız, tabii o benim için bir mucize olur. Yani okullarda teknoloji tasarım atölyeleri kurulması benim için bir mucize olur. 2018 yılından beridir ben bunu anlatıyorum illerde. Ama kurulacak gibi duruyor. Biraz ekonomik bazı meseleler var. Eğer kurulursa bunlardan bir tanesi bunun gibi olmalı. Soydan hocam. Soydan müdürüm. Buyurun müdürüm. Evet merhabalar. Hocam. Zaten ne yapın? Bakın ben bunu Ziya Hoca'ya da söyledim. Soydan hocam. Evet. Eğer siz tasarım beceri atölyesi kurmaz iseniz okullarda, yani eğitimde geriye gitmez iseniz, İleri demiyorum. Yani eğitimde 1970 yıllara gitmez iseniz doğa ile ilgili, bilişimle ilgili, sanatla ilgili
ve el işleriyle ilgili atölye kurmaz iseniz çok fazla bir değişim yapamazsınız. Tabii eminim atölye kuruluyordur. Ben Ankara'da Bilge İlkokulu'na gitmiştim. Bilge İlkokulu. Çok güzel atölyeler kurulmuş orada. Hatta açılışını da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan açmıştı. Sayın Emine Erdoğan açtı. Mesela o atölye çok hoşuma gitti. O atölyelerin bütün okullara kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuklar test çözmek yerine, şimdi sevgili öğretmenim de burada, benim o da sınıf arkadaşım, onu ismini görüyorum. Sevgili öğretmenim test çözdürmek yerine bir o sürenin atölye geçmesi gerekiyor. Aksi halde eğitimden bir şey beklememiz doğru olmaz. Sayın hocam, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ya zaten Lale Gül Pazarı, Batıkent Pazarı deyince zaten yeni mahalleliymişsiniz. Bundan hocam dolayı 8 yılım geçti ben o pazarlarda. Ben yani sevgiliyle şeye hissettirmiyordum ama Tuğba'ya pazarcık yapıyordum, sonra derse geliyordum. Onlar belki hissetmiyorlardı. Ne güzel. Yani yeni mahalleyi sonuçta çok iyi biliyorsunuz. Şimdi şöyle, Sümey Hocam da bahsetti. Biz aslında tam sizin söylediğiniz noktadayız. Biraz da öğretmen destek merkezleri kurarak TBA'lar, yani bu kurulan okullarımızdaki TBA'ların öğretmenlere uygulamalı tarafını anlatabilmek, öğretmenlerimizi anlatabilmek. O yüzden o öğretmen destek merkezlerini kurduğumuz zaman ki kuracağız, yani yerimiz hazır. Öğretmen arkadaşlarımıza da bu müjdeyi de verebiliriz, sıkıntı yok. İnşallah orada ilk bu öğretmen destek merkezimizdeki eğitimci olarak da görmek isteriz hocam sizi. Çünkü orada bir yüz yüze eğitim, yani böyle 20 kişilik, 25 kişilik bir yüz yüze eğitim. Yani bu TBA'yı, yani okullarda kurulan TBA'ları, o sizin söylediğinizde sanatta, işte diğer bilişimle birleştirerek öğretmenlerimize de öğretmeyi düşünüyoruz. Yani bu öğretmenlerimizi burada desteklemeyi düşünüyoruz. Hocam harika, harika olur. Yani tabii çözülmesi gereken birkaç mesele var. TBA'larda hangi öğretmenler ders verebilir? Bu sorun çözülecek. Onu çözmeye çalışıyor bakanlık. İçinde ben de olduğum bir form yapıyoruz şimdi. İkincisi ise hafta kaç saat olacak gibi meseleler var. Ekonomik bazı zorluklar var biliyorum. Ben geçen sene İstanbul'da bir okulda 23 bin liraya mal oldu hocam bir TBA. Mesela çok ucuz bu rakam, onu söyleyeyim. Devlet okullarında kaça kurulur bilmiyorum ama 23 bin, 25 bin civarında. Ama tabii velilerle beraber öğrenci ve öğretmenler kuruyorlar TBA'yı. Yani bir firma kurmuyor. Bir firma kurunca bu rakam biraz yükselir. Ama eğer öğretmenler, veliler beraber kurarlarsa bu rakamlar çok düşer. Erol Hocam merhabalar. Ben de Nasrettin Hoca Ortaokulu Müdürü Sema Taşçı. Tuğba Metin Hocam'la beraber çalışıyoruz. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok mutlu olduk. Ben madem Tuğba Metin Hocam'la arkadaşsınız, bu vesileyle sizi okuluma davet etmek istiyorum. Benim bilişim öğretmenim de öğrencilerimize çok güzel dijital hikayeler yazdırdı ve bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz yeni okulumuza taşınacağız. Dediğiniz pazara daha da yakın. Hani yeni okulumuz, eski okulumuzu biliyorsunuz. Orası daha yakın. Orada yer ve imkanlarımız daha fazla olacak. Onun için bu söylediğiniz atölyeleri kurmayı çok arzu ediyorum. Ben de teknoloji tasarım öğretmeniyim. Daha önce ev ekonomisi dersimiz vardı. Orada da biz yine böyle atölye çalışmaları çok yapardık. El becerilerine yönelik ve yaşam becerileri kazandıran. O zaman tasarım beceri atölyesi adı yoktu ama biz bu tür çalışmaları çok yaptık ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Evet, teknoloji çok iyi, işte dijital ortam çok iyi ama yaşam becerileri de gerçekten çok gerekli bizler için. İkisini birleştirdiğimizde çok güzel şeyler çıkacak diye ümit ediyorum ve heyecanlanıyorum şimdiden. Sizi de mutlaka okulumuza davet ediyorum, görmek istiyorum Tuğba Hocam'ın torpilini kullanarak. Hocam seve seve gelirim. Ankara'ya ben sık gelen birisiyim. Geldiğimde uğramak isterim. Çok mutlu oluruz. Öğretmen mi daha önce hocam Aydın? Yanlış mı hatırlıyorum? Beden eğitimi öğretmeni Aydın.
Yok, hiç Aydın'la hocamla çalışmadık. Hocam, TBA'larla ilgili şunu söylemek istiyorum. TBA'larla ilgili milli eğitim bir yanlışa doğru gidiyor. Bununla ilgili ben bir 9 sayfalık rapor yazıp verdim. Şimdi batıdaki TBA'lar bizdeki TBA'lardan çok farklı. İşte 3 uzman getirtiyorum ben. Yakın zamanda gelecekler. Danimarka'dan gelecek 3 uzman. TBA'ların tamamını aynı yere kurmak zorundasınız. Yani bir tane işte 3 metrekarelik bir müzik odası ayrı bir yerde, 5 metrekarelik bir gıdayla ilgili bir ayrı bir yerde olmuyor TBA. Bakın gelişmiş ülkeler buna maker space diyorlar. En az 5 tane küçük küçük 3'er 5'er metrekarelik 5 tane şeyi maker space'i, yani şöyle söyleyeyim, bir masa koyuyorlar, üzerine işte oymacıkla ilgili birkaç ürün, yanına bir masa daha koyuyorlar. Efendim orada bir bilgisayar oluyor. Orada kodlamayla ilgili bir şey yapılıyor. Onun yanına bir masa atılıyor. İşte orada sportif olmaz orada gerçi ama bilişimle ilgili bir şey yapılıyor. Bu şekilde yan yana masalar konularak aynı grupta yapılıyor. Aynı odada oluyor. Ben şimdi okullarda görüyorum. Yapmayın böyle diyorum. Yani müzik sınıfından farklı bir şey olmuyor masalar. Evet. Özel eğitim sınıfımız var. Bizim ben bu söylediğiniz şeyi onlar için hepsini aynı alanda kurmayı hayal etmiştim. Şimdi siz söylerken bir taraftan da onu yerleştirdim kafamda. Özel eğitim sınıfı için de yapmayı düşünüyorum. Böyle bir yaşam beceri atölyesi. Yani kesinlikle hocam için. Çok iyi olur. Hatta ben mesela Portekiz'de şu örnekleri gördüm. Çok hoşuma gitti. Koridora kuruyorlar TBA'ları. Koridorlarda açık. Yani bilgisayar bozulur mu? Çiçeği efendim şey yaparlar mı? Çürütürler mi gibi düşünceleri yok. Büyük koridorlara 5 tane şey kuruyorlar. Büyük masalar kuruyorlar. Ve oralarda TBA'lar yapıyorlar. TBA'yı mesela ayrı ayrı sınıflara yapmak çok pahalı, çok masraflı bir şey. Ve hani TBA'ları ayrı ayrı sınıf yapmak çok meşakkatli, çok pahalı. Biz bundan dolayı kaybedecek gibi duruyoruz. O yüzden biraz kaygım var. Evet. Bizdekiler genelde kilitli sınıflarda ve öğretmen gözetiminde birebir gidip otur kalk şeklinde gibi dönüşüyor dediğiniz gibi hocam. Evet, bu yanlış hocam. Yani öğrenci evet. Serbest zamanda, istediği zamanda gidip aynen. O koridorda o kodlamayla bir şey yapabilmeli ya da çiçek yetiştiriciliği yapacaksak o çiçekler açıkta olmalı. Öğrenci döke boza o işi bir şekilde yapmalı. Öğrenmeli onu yani. Aynen. Evet, inşallah başarırız biz de sizin söylediğiniz gibi çalışmaları. Yani işi öğretmenlere, müdürüm yanlış anlama. Müdürlerin yanlış anlamayın lütfen. İşi öğretmenlere bırakırlarsa bu işi başarırız. Kesinlikle. Ama işi öğretmenlere değil de neyse. Tamam, biz öğretmenlerimizle çok güzel çalışmalar, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle çok güzel çalışmalar yapacağız. İnşallah siz de gelip ziyaret edeceksiniz. Hocam bu dünyanın kuralı böyle. Bu mesleği öğretmen çözüyor. Yani kimse yanlış anlamasın. Ben okul müdürlüğü yapmış, dekan vekilliği yapmış, enstitü müdürlüğü yapmış bir yönetici olarak söylüyorum. Yöneticilerle bu iş çözülmüyor. Bu işi öğretmenle çözebiliyorsunuz. O bakımdan söylüyorum. Yani bu işi öğretmene bırakmak gerekiyor. Ama biz de öğretmen yöneticiyiz. O yüzden evet. Yaparız beraber. Mesela bakanınız dedi ki Ziya öğretmen dedi. Mesela evet. Ziya öğretmen demesinin amacı buydu. Yani bu iş öğretmenle çözülebilecek bir mesele. Bütün sistemin sorunları bununla çözülebilir. Evet arkadaşlar, söz almak isteyen var mı? Yoksa yavaş yavaş değerli vaktinizi de almak istemeyiz çok fazla Erol hocam. Sümeyye hocam, ben şu an 14 haftalık bir dersi 45 dakika anlatmaya çalıştım. Çok bu da bir, güzel oldu. Çok da keyifli oldu. Bir doktora dersi aslında. Evet. Dediğim gibi doktor önce yetiştirdim ben bu konuda. Bu kısalttığım bir. Dolayısıyla bazı yüzeysel geçmiş olabiliriz. İnşallah yüzde geldiğimizde bunu daha uzun bir zamana, 2 güne yayıp bir atölye biçiminde yaparsak, mesela Scratch nasıl kullanılır,
ve video nasıl kullanılır gibi bunda örnekleri de verebiliriz o zaman. İnşallah hocam. İnşallah sağlıklı günlere erişir ve inşallah yüz yüze eğitimleri de başlarız. Tekrar yüz yüze gelebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına, ilçe ARGE birimimiz adına Erol hocama ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim böyle bir eğitimi bana imkan tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı.